Merhabalar, lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ciğerin en lezzetli halini yapıyorum bugün sevgili dostlarım. Sadece küçük bir püf noktasıyla ciğerin lezzetine lezzet katacağınız bir tarif. Yarım kilo ciğeri aldım. Güzelce şu kan pıhtılı olan yerlerini ve yağlarından, fazlalıklarından ayıklıyorum. Bu çok önemli. Ciğerin bazı kısımlarında kanlar olur. Onları iyice temizlememiz lazım. Burası da yürek kısmı. Şu yüreğin içinde böyle gizli kalan yerlerinde kan pıhtıları olur. Onları mutlaka özellikle dikkatli bir şekilde temizlemeyi es geçmeyin sevgili dostlarım. Eğer onlar kalırsa ciğere acılık verebilir, lezzetini bozabilir. Güzelce bütün fazlalıklarını alıyorum. Defalarca suyla yıkıyorum. Şöyle berrak suyu çıkıncaya kadar. Her tarafından gördüğünüz gibi kan pıhtıları çıkıyor. Onları iyice temizledim. Defalarca suda yıkadım. Şimdi tekrar yürekleri kontrol ediyorum. Şu iç taraflarına iyice bakıyorum. Görmediğim yerleri de suyun içinde güzelce alıp temizliyorum. Şimdi temiz bir kaseye aldım. Tavamı güzelce ısıtıyorum ve yarım kilo ciğeri tavaya ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. Şöyle ciğerleri zedelemeden, çok yumuşak oldukları için yavaşça şöyle alt üst ettim tuzu karışsın diye. O orada kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişerken ben de 4-5 tane orta boy soğanı öyle ay şeklinde, çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Yemeklik küçük olmayacak sevgili dostlarım. Böyle biraz iri bir şekilde doğradım. 4-5 diş kadar da sarımsak ekliyorum. Çok fazla sarımsak kullanmıyorum. Ciğerin ve başka bir tane daha baharat kullanacağım. O baharatın önüne geçmesini istemiyorum. Sarımsak ve soğanlar da güzelce doğrandıktan sonra pişen, biraz kendi yağında hafifçe kavrulan ciğerlerin üzerine soğanları alalım. Su eklemiyorum. Kısık ateşte kapağı kapalı piştiği için şöyle kendi kendine kavrulsunlar. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda çok az su ekleyebilirsiniz. Soğanları ekledim. Dilerseniz bu esnada biraz da karabiber kullanabilirsiniz. Ben fazla baharat kullanmadım. Sadece bolca kimyon kullanacağız bu tarifte. Şöyle bir bakıyorum. Ciğerler böyle kızarmaya başlamış. Çok fazla kızarmadan, soğanlar pişmediği için yarım çay bardağı kadar suyu ilave ettim. Sadece soğanlar yumuşasın diye. Ama bu işlemi lütfen ciğerleriniz böyle çok fazla kızarmadan önce hemen yapın ki ciğerin son aşamasında şöyle kızarık güzel olması için. Soğanlar da aynı zamanda yağda şöyle karamelize olacaklar. Ciğerler de güzelce kızaracaklar kendi yağında. En son etapta böyle olmalı. İşte can alıcı noktası burası. Bolca kimyon döktüm sevgili dostlarım. Yarım kilo ciğere 4-5 adet de soğanı ekleyip daha sonra 1,5 tatlı kaşığı dolusu kimyonu ekledim. Kimyon gerçekten lezzetini o kadar lezzet katıyor ki şöyle aromasını da güzelce soğana, ciğere güzelce versin diye kapağını kapattım. Şöyle 5 dakika kadar da dinlendirdim kimyondan sonra. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bol kimyonlu güzel bir ciğer tarifi deneyeceklere afiyet olsun. Sevgili dostlarım, bir tane kanalım daha var. Hanımların yorumlarda buluşacağı, birbirine bilgi aktaracağı, güzel gündelik hayatta birbirimize fikirler verebileceğimiz güzel videolar çekiyorum. Aslı'yla Hayatın İçinden adlı kanalımın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Tarifte ne kullandıklarımı da yazacağım. Oraya da ziyaretinizi beklerim, desteklerinizi beklerim sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni videolarımda buluşmak üzere.